yeni dönemde Uzak Doğu Asya'ya açılmak, orada buradaki turizm potansiyelini Türkiye bakımından değerlendirmek üzere çok yeni stratejiler geliştiriyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Güney Kore, Hindistan başta olmak üzere Uzak Doğu Asya Türkiye için yeni bir pazar olarak görünüyor ve Çin'le her alanda başlayan özellikle İpek Yolu projesi kapsamında yol ve kuşak projesi dedikleri hem karayolu hem deniz yoluyla doğuyu batıya bağlayan bu proje dolayısıyla Türkiye ve Çin son derece stratejik işbirliklerine imza atıyor. Enerji alanında, ulaşım alanında, diğer ekonominin diğer alanlarında işbirliğini artırıyor. Tabii ki kültür ve turizm her iki alanda yumuşak güç olarak Türkiye ile Çin'i yaklaştıran ve işbirliklerini artıran önemli alanlar. Dolayısıyla biz Çin'le yapılacak olan, turizm alanındaki yapılacak olan işbirliğine fevkalade önem veriyoruz. Burada dün Pekin'de Çin kültür, burada kültür ve turizm birbirinden ayrı. Dün Kültür Bakanı ile görüşme yaptık. Bugün de Turizm Bakanı ile, Çin'in Turizm Bakanı ile görüşme yapacağız. Ayrıca Çin'in şöyle bir önemi var. 2018 yılı Çin'de Türkiye Turizm Yılı. Dolayısıyla burada Çinlilere gerçekten Türkiye'yi tanıtabilecek her türlü imkan için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. 50'ye yakın faaliyet organize edeceğiz bir yıl içerisinde. Bunu sadece Pekin'de değil, Çin'in Şanghay gibi, Chengdu gibi farklı şehirlerinde de bu faaliyetleri yapacağız. Önümüzdeki günlerde hem Dışişleri Bakanlığımızdan hem de bizim bakanlığımızdan bir komite buraya gelerek bu programların detayını çalışacak ve zannediyorum 2018 yılı itibariyle de çok güzel, çok değerli bir Türkiye-Çin ilişkisi bakımından değerli bir yıl olacak ve algı fevkalade güzel bir şekilde artacak.